Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kalıtım sorularından devam edelim. Ee, hem klasik hem test soruları koydum. Çıkmış sorular da var aralarında. THT'de, AYT'de ve e, YGS, LHS'de çıkmış sorular da var aralarda. Bu soruları bitirdikten sonra, izledikten sonra benim geçen yıl çözdüğüm sorular vardı. Zaten bu sorular geçen yıl çözdüklerimle aynı. Sadece test kısmı hariç. Test kısmı aynı değil tabii ki. Evet. Çıkmış sorularla ilgili bir videom var arkadaşlar sadece kalıtımla ilgili çıkmış soruları çözdüm ÖABT'de çıkan soruları sizde Oradan muhakkak bakın. Hem kendiniz çözün hem de arkadaşlar benim çözümümü dinleyin. En azından kalıtımla ilgili sıkıntısı olan arkadaşlar varsa buradan halledebilirler. Bir de kalıtım zaten genellikle TTIT tarzında geliyor. Hani klasik soruları değil de yani sözel soruları değil de sayısal soruları genellikle TTIT tarzında geliyor. O yüzden elinizde TTIT kitabı, YGS, LYS kitabı varsa onlardan da soru çözümü yapın. Kalıtımın temelini oluşturun. Bu şekilde hemen başlayalım isterseniz. Diyor ki bir anne adayının girmiş olduğu ultrasonik tetkikte ayrı plasentalardan beslenen üçüzlere hamile olduğu belirlenmiştir. Bu anne adayının peş peşe dünyaya getireceği üç çocuktan ikisinin erkek birinin kız mı nedir? Bu tür sorularda şöyle yapıyoruz. Yani bunlar çok fazla karşımıza çıkmıyor ama yine de hani görmüş olmamız açısından ben böyle iki tane böyle soru yazdım. Şimdi kız olmasına A diyelim. Kızlar için Erkekler için de arkadaşlar B diyelim. Erkekler de B olsun. Neyse burayı anladık zaten erkek yazdım. Şimdi 3 tane çocuğu olacağı için ben A artı B'nin küpünü alıyorum. Peki yazalım hemen. Burada tabi ki matematikteki bu binom açılımını bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar A küp değil mi? Birincinin küpü. Yanında ikinci yok. Artı 3 A kare B artı 3 a b kare artı b küp. Peki bu nereden geldi? Bu başındaki üçler nereden geldi? Şuradan geliyor arkadaşlar. E, ee, Thales miydi? Yok Thales değildi ya. Az önce ne dedim ben? Pisagor muydu? Pisagor da değildi. Pisagor'du galiba. Evet Pisagor olması lazım. Şimdi şöyle bir şeyimiz var bizim. <laughs> Hatırlayamadım. E, bu şeyin ismini ama he, binom 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 açılımı dediğimiz açılım var tabii ki e, şöyle kenarlara bir yaza yaza böyle aşağı doğru gidiyoruz şimdi bakın birin altına bakın bir ile biri topladığım zaman buraya ne geliyor iki geliyor değil mi daha sonra ben buraya yine bir yazdım ya bir ile iki toplayınca ne oluyor üç 2 ile 1'i toplayınca ne oluyor? 3 oluyor. Yine sona bir yazdım. Sonra geliyorum. Bir, bir kat daha açalım. bir dedim. 3 ile 1'i toplayınca ne oldu? 4. 3 ile 3 toplayınca ne oldu? 6. 3 ile 1'i toplayınca ne oldu? 4. Yine yanına ne yazıyorum? 1 yazıyorum. Biz bunu arkadaşlar binom açılımı diyoruz. Binom açılımında bakın şu bakın şu birinci katı zaten. Bu ikinci kat. Bu üçüncü yani bir sayının küpü. Bu da arkadaşlar bir sayının dördüncü kuvveti. Bu şekilde açılım yaparak baş katsayılarını buluyoruz. Peki yanındaki şeyleri nasıl buluyoruz? Şu a küp, a kare b bunları nasıl buluyoruz? Şimdi birincinin küpünü aldım. Yanına ikinci yazmıyorum. Daha doğrusu yazıyorum da sıfırıncı kuvvetini alıyorum. Sıfırıncı kuvvetini aldığım için bu da zaten otomatik olarak bir olarak geliyor. O yüzden de hiç ikinci yazmıyorum yanına. Sonra başına üç yazdım zaten. Anlattım katsayılarını. Sonra birinciyi bir tane eksiltiyorum. A kare dedim. İkinciyi yanına yazıyorum. bir ikincinin birinci kuvveti oldu. Sonra tekrardan 3 yazdım. Yine şuradaki teoremden. Birinciyi bir tane daha azalttım. Derecesinin ne oldu? A oldu. İkincinin de derecesi arttı. Karesi oldu arkadaşlar. Ve en sonda iki, üç, e, ikincinin küpünü almış olduk. Buradaki açılım bu şekilde küp açılımını zaten hatırlıyorsunuzdur. Burada bize ne diyor bakın peş peşe dünyaya getireceği 3 çocuktan ikisinin erkek birinin kız olma olasılığı. Şimdi bakın erkek için ne demiştim ben? B demiştim değil mi? B demiştim. O zaman ikisinin erkek olması için B kare olması lazım. Hemen B kare olanı buldum. Birinin de kız diyor. Kız için de A demiştim. O zaman kızın bir tane olduğu yer burası. O zaman benim şu denkleme göre sonucumu yapmam lazım. 3 dedim. Bir kız çocuğunun dünyaya gelme ihtimali nedir? 1 bölü 2. Bir erkek çocuğunun dünyaya gelme ihtimali nedir? 1 bölü 2 ama bunu ne yaptık? Karesini alıyoruz. Burası b kare olduğu için. Hemen yapalım. 3 çarpı zaten pay 3 olacak. 2'nin karesi 4. 2 ile çarptığımız zaman da 8. Sonucumuz ne oluyor? 3 bölü 8 oluyor arkadaşlar. Sanırım biraz karışık anlattım ama kusura bakmayın. İkincisini biraz daha <laughs> düzgün anlatacağım. Geçelim ikinci sorumuza. Diyor ki bir anne adayının hamileliğinin ikinci ayında girmiş olduğu ultrasonik tetkikte ayrı plasentalardan beslenen dördüzlere hamile olduğu belirlenmiştir. Diyor ki bu anne adayının dünyaya getireceği dört çocuktan ikisinin kız ikisinin erkek olma olasılığı nedir? Şimdi bu sefer dördüncü dereceden arkadaşlar ee, dördüncü derecesini alıp açıyoruz. O zaman yine A'ya kız diyelim B'ye erkek diyelim bir önceki soru gibi şöyle A artı B'nin. 4 diyoruz. Şimdi hemen kat sayılarını yazmadan ne yapalım? Yazalım. Bakın A 4. Yanında B'nin sıfırı var ama zaten bir sayının sıfırıncı katı ne oluyor? 1 oluyor. O yüzden yazmıyorum. Artı dedim. Yanına birazcık boşluk bırakıyorum. A'nın küpü B. Artı dedim. Şu artı biraz daha bu tarafa yazalım. Artı. A'nın karesi B'nin karesi. Artı. A B küp. Şurayı silelim karışmasın artı B'nin dördüncü kuvveti. Şimdi kat sayıları gelip hemen buradan buluyorum. Bakın burada dördüncü derece olan kat sayılar hangileri bunlar? 1, 4, 6, 4, 1. O zaman hemen yazalım. Yazıyorum kat sayılarını. Zaten birincisine bir yazmama gerek yok. 1, 4, 6, 4, 1. Yazdım kat sayılarını da. Bize neyi soruyor? Diyor ki ikisinin kız ikisinin erkek. O zaman A kare B kare olacak. O zaman hangisini alacağım ben? 6 a kare b kareye alacağım arkadaşlar. Yine buradan 6 çarpı diyorum. Şurayı silelim. 6 çarpı a kare ne olur? 1 bölü 4 olur değil mi? b kare de 1 bölü 4 olur. 6 bölü 16 olur. Sadeleştirdiğimiz zaman ise 3 bölü 8 olur yine sonucumuz. Cevabımız 3 bölü 8 oldu. Gelelim diğer sorumuza. Bundan sonraki sorular artık daha bildiğimiz sorular. Genotipli bireyde AB genleri bağımsızdır. Bu bireyin oluşabileceği, oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı kaçtır demiş. Arkadaşlar gamet çeşidi sayılarını 2 üzeri n formülünden buluyoruz. Buradaki n heterozigot gen sayısıdır. Bakın burada kaç tane heterozigot gen var? Hem A hem B hem de E heterozigot. O zaman 3 tane var. 2 üzeri 3'ten kaç çeşit gamet oluşturabilir? 8 çeşit gamet oluşturur. Dördüncü sorumuz. Şimdi burada diyor ki bu genotipli bireyler çaprazlanmış. Bu bireylerde AB genleri bağımsızdır. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız demiş. Şimdi bireyler kaç çeşit gamet oluşturur? Arkadaşlar birinci bireye baktığımız zaman zaten birinci birey 2 üzeri 3'ten 8 çeşit gamet oluşturuyor. İkinci bireye baktığımız zaman kaç tane heterozigot gen var? Bir tane değil mi? 2 üzeri 1'den ikinci bireyde 2 çeşit gamet oluşturuyor. Bu soruyu bulduk. Çaprazlama sonucu kaç çeşit genotip oluşabilir? Şimdi çaprazlama sonucunu kaç çeşit genotip olacağını bulmam için benim her bir harfi kendi arasında çaprazlamam lazım. Çaprazlayalım bakın. Büyük A küçük a çarpı büyük a küçük a. Çaprazlama yaptığım zaman büyük A büyük a. Büyük a küçük a. Büyük a küçük a. Küçük a küçük a. Burada kaç çeşit genotip çıktı? 1 2 3. O zaman 3'ü ben buraya yazdım. Çarpacağım hepsinin sonucunu. İkincisini çaprazlayalım. B'leri çaprazlayalım kendilerine. Bu arada BA yazmışım ama burası BB olacak. Büyük B, küçük B çarpı küçük B, küçük B. Yaptığım zaman sonucum ne olur? Büyük B küçük, B, küçük B, küçük B, küçük B olur. İki çeşit de buradan geldi. Çarpı dedim. Büyük E, küçük E, büyük E, büyük E demiş. Hemen onu da şuraya yapalım. Çarpı büyük E, büyük E. Çaprazladığım zaman ne olur? Ya büyük E, büyük E olur ya da büyük E, küçük e olur. İki çeşit yine ne oldu? Genotip oldu. Bakın bize genotip diyor. O yüzden buraya da 2 dedim. 2 kere 2 4 4 kere 3 de olur. 12 olur. Bunun sonucu da ne olacak? 12 olacak. Çaprazlama sonucu kaç genotip kaç fenotip olacak? Zaten genotipi sormuşum burada yine yeni, yeniden sormuşum aslında. Ee, şuradaki genotipi zaten bulduk. Fenotipi bulalım. Fenotip ne demek? Dış görünüş. Şimdi bakın A'ları çaprazladığımız zaman kaç tane fenotip oluşacak? Ya büyük A olur ya da küçük A olur, değil mi? 2 tane. Çarpı B'leri çaprazladığım zaman ya büyük B olur ya da küçük B fenotip olur. Fenotip dış görünüş ya. O yüzden bu heterozigot olanların da fenotipi büyük A olduğu için zaten bunların hepsini bir olarak saydım. Sonra buraya da 2 dedim. E'ye bakıyorum arkadaşlar. E'de kaç tane fenotip var? Kaç çeşit var? bir tane değil mi? Sadece ne var? Büyük E fenotipi var. O zaman buraya ne yazacağım? Bir yazacağım. Çap, çarptığımız zaman sonucumuz ne oluyor? Dört çeşit fenotip oluşuyor. Diyor ki çaprazlama sonucu. Büyük A küçük A, büyük B büyük B, büyük E küçük E genotipli birey oluşma ihtimali nedir? Çaprazlamaları yaptık zaten. Büyük A küçük A oluşma ihtimali ne burada? 1 bölü 2 değil mi? Ya yani 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 çarpı. Büyük B büyük mü olma ihtimali var mı? Yok o zaman sıfır dedim. Zaten dilek sonucumuz ne olur? Sıfır çıkar. Çaprazlama sonucu ABE fenotipli birey oluşma olasılığı nedir? Şimdi fenotipli dediği için zaten ABE fenotipli küçük harfleri demesi şöyle de diyebilirdi. Büyük küçük A küçük A küçük B küçük B küçük E küçük E. Bakıyorum şimdi küçük E küçük E'nin gelme ihtimali 1 bölü 4 çarpı küçük B küçük B'nin gelme ihtimali 1 bölü 2 Küçük e, küçük E'nin gelme ihtimali var mı? Yok oba yazdık buraya ne yazdık? Sıfır yazdık. Cevabımız ne oldu yine? Sıfır oldu. Umarım mantığını anlamışsınızdır. Mantığımız bu şekildedir arkadaşlar. Gelelim beşinci sorumuza. Bir al karakteri ile ilgili üç farklı gen vardır. Bu karakterlerle ilgili en çok kaç çeşit genotip yazılabilir? Arkadaşlar bunu formülde şu şekilde N çarpı n artı 1 bölü 2. 3 farklı allel var diyor ya buradaki n zaten allel sayısıdır. 3 çarpı 4 bölü 2'den kaç çeşit genotip oluşur? 6 çeşit genotip oluşur. Genotipli iki bireyin çaprazlanması sonucu kaç çeşit fenotip ve genotip yazılabilir? Şimdi burada da size şöyle bir durum göstermek istiyorum. Size genotip sorduğu zaman veya fenotip sorduğu zaman şöyle düşüneceksiniz. Şimdi arkadaşlar burada bireyleri çaprazladığım zaman mesela büyük A küçük A büyük A küçük A yukarıda çaprazlamıştık. Kaç tane genotip oluşmuştu? 4 çeşitli pardon 3 çeşitli mi genotip oluşmuştu? Dolayısıyla ben direkt aslında bunu kafamdan yazabilirim. Genotip çeşitlerini şimdi 3 derim. Büyük B küçük B'nin çaprazlanmasından da aynı şekilde 3 derim çarpı Yine büyük e küçük e'nin çaprazlanmasından da 3 derim. Genotip sayımız kaç olur? 27 olur. Bakın bunun kısa yolu şöyledir. Genotip çeşidinde heterozigot bireyleri çaprazladığınız zaman her zaman 3 çeşit genotip ortaya çıkıyor. Ben burada sadece heterozigot birey sayısını 3 üzeri n olarak yazarsam ne olur? Kaç tane heterozigot genimiz var? 3 tane. 3 Üç üzeri 3'ten zaten sonucu milene çıkacak 27. Kısa yoldan bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi fenotiplere bakalım. Fenotip neydi? Dış görünüştü. Bunların dışa yansımış hali. Şimdi A'ya baktığımız zaman burada çaprazlamıştı kaç çeşit fenotip oluşuyor? 2 çeşit. Ya büyük A fenotipli ya da küçük A fenotipli oluşuyor. Dolayısıyla burada da aynı durum geçerlidir. Ya büyük A ya küçük A ya büyük B ya küçük B. Dolayısıyla ben ne yapıp çarpacağım bunları? 2 çarpı diyeceğim A için. 2 çarpı B için. 2 çarpı da E için arkadaşlar. Ne olur sonucumuz 8. Bunun da şöyle bir kısa yolu var. Şimdi iki çeşit en fazla fenotip oluşuyor ya. 2 heterozigot bireyin çaprazlanmasından. Bu sefer de 2 üzeri N yapıyorum. Buradaki N de yine şuradaki heterozigotların sayısıdır. 2 üzeri 3'ten kaç olur? 8 çeşit fenotip oluşur diyoruz. Kısa yoldan yine bu şekilde çaprazlamadan yapabilirsiniz. Gelelim 7. sorumuza. Bakın yine aynı soru. isterseniz şöyle yapalım. Direkt buradaki formüllerden yapalım. Genotipli canlının kendileştirilmesi sonucu meydana gelecek fenotip çeşidi sayısı genotip çeşidi sayısını bulunuz demişiz. Hemen yapalım bakın. Fenotip için ne demiştik? 2 üzeri n değil mi? Kaç tane heterozigot var burada? Hepsi tezgott yani 5 tane. 2 üzeri 5'ten ne olur? 32. 32 çeşit fenotip ortaya çıkıyormuş. Peki genotip olarak ne demiştik? 3 üzeri n. O da 3 üzeri 5 yapıyor. 3 üzeri 5'in sonucu kaç acaba? Bulayım hemen bir dakika. 243'müş arkadaşlar. Şöyle 243. Tabii ki aklımdan hesapladım. Sakın hesap makinesini çalıştırdığımı düşünmeyin. Aklımdan hesapladım. Evet 243 oluyor arkadaşlar genotip çeşidimiz sayısı. Gelelim 8. soruya. ABD genleri farklı kromozomlar üzerinde kalıtılmaktadır. Genotipli iki canlının çaprazlanması sonucunda F1 bireylerinde genotipli bireylerin oluşma ihtimali nedir diye sormuş bize. Hemen yapalım. Şimdi burada yine kendi aralarında çaprazlayarak da yapabilirsiniz ya da aklınızdan da yapabilirsiniz. Artık biz zaten hani aklımızdan oluşuyor bizim genotiplerimiz. O zaman şöyle düşünelim. Bakın büyük A büyük A'nın gelme ihtimali nedir? Hemen A'ları çaprazladığım zaman ne çıkacak? Ne olur? Büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A, A, küçük, A küçük A küçük A. Büyük A'ların gelme ihtimali ne? 1 bölü 4. Aynı durum B için de geçerli değil mi? Evet. O zaman şuradaki A'ları B'ymiş gibi düşünün. Küçük B'lerin yan yana gelme ihtimali nedir? Yine 1 bölü 4'tür. Aynı durumu, aynı çaprazlamayı D için olduğunu düşünün. Büyük D küçük D'nin yani heterozigot gelme ihtimali 2 bölü 4 yani 1 bölü 2'dir. Çarptığımız zaman ne olacak? 4 kere 4 16. 2 ile çarpıcı da 32. Cevabımız 1 bölü 32. Yani bu genotipte bir bireyin oluşma ihtimali 32'de 1'miş arkadaşlar. Evet diğer sorumuza geçelim. 9. soruda diyor ki bu genotipli bireyin oluşturabileceği gamet çeşitli sayısı nedir? Aslında bu. Diğerleriyle aynı. Sadece burada x'ler falan bulunduğu için hani ben farklı bir soru olduğunu düşünerek yazdım. Şimdi bakın yine 2 üzeri n formülünden yapacağız. Heterozigotları sayacağız. Bakın a, b, r heterozigot değil mi? Peki buradaki x'ler biri büyük biri küçük. Bakın x üzeri büyük h, x üzeri küçük h. Dolayısıyla bunu da heterozigot olarak sayacağız. 2 üzeri 4'ten kaç çeşit gamet oluşur? 16 çeşit gametimiz oluşacak. 10. sorumuza geçelim. Genotipli bir anne ile genotipli babadan AD fenotipli erkek çocuk oluşma olasılığı nedir diye sormuş bize. Bu sefer çaprazlayarak gidelim isterseniz. Bakın büyük A küçük A çarpı küçük A küçük A. Çaprazladığımız zaman yine ne olacak? Büyük A küçük A büyük A küçük A olacak arkadaşlar. Daha sonra D'leri kendi arasında çaprazlayalım yine. D'ler heterozigot olduğu için zaten direkt yazabiliriz. Ne olacak? Büyük D büyük D büyük D, küçük D, büyük D, küçük D, küçük D, küçük D. E'leri yazdığımız zaman ise ne olur? Ya büyük E, büyük E olur. Pardon yanlış yazdım. Ya büyük E, küçük E olur. Ya da küçük E, küçük E olur. Şimdi A, D, E fenotipli demiş. Şimdi büyük A fenotipinin oluşma ihtimali nedir? 1 bölü 2'dir. Büyük D fenotipinin olma ihtimali nedir? 3 bölü 4'tür değil mi? 3 bölü 4. Büyük E'nin gelme ihtimaline yine 1 bölü 2. Bir de bize ne diyor? Erkek çocuk diyor. Erkek çocuk dediği için de buraya 1 bölü 2 daha yazdım. Çarptığımız zaman ne oluyor? 2 kere 2 4 16 32 3 bölü 32 olur arkadaşlar cevabımız. 3 bölü 32. Evet 11. sorumuz. Diyor ki genotipli üreme ana hücresinde mayoz bölünme sırasında koresin cover gerçekleştiğine göre sonuçta oluşacak hücrelerin oranları nasıl olur? Şimdi arkadaşlar burada aslında bize gametlerden bahsediyor ama bu sefer farklı bir durumumuz var. M ve K bağlıymış birbirine. Şimdi M ve K birbirine bağlıysa şöyle düşüneceksiniz. Aynı kromozom üzerinde hem M var hem de K var. Aynı şekilde küçük M var küçük K var. Şimdi bu durumda nasıl düşünüyoruz? Bir kromozom ki over'ın olduğunu düşüneceğiz bir de olmadığını ama bize zaten burada soruda ne diyor? Crossing over gerçekleştiğine göre. Eğer gerçekleşmişse sanki hiç bize bağlı dememiş gibi direkt formülümüzü kullanıyoruz 2 üzeri n formülünü ve 2 üzeri 2'den kaç çeşit gamet oluşur? Yani hücrelerin oranı nedir? 4'tür değil mi? 4 çeşit hücremiz oluşur arkadaşlar. Evet eğer bize bağlı deseydi bu sefer bağlı olduğunu düşünerek bu zaten birlikte hareket eder. Bu da birlikte hareket eder. O zaman iki çeşit gamet oluşurdu diyeceğiz. Zaten bir sonraki soruda onunla ilgili. Yani ona benziyor evet. Diyor ki bağlı genlerin kromozom üzerinde crossing over olasılıkları da göz önüne alınarak sıralanmış çizgisel grafiklere kromozom haritası denir. X, R, T, S genleri bağlı genler olup bu genler arasındaki crossing over yüzdeleri verilmiştir. Verilen genleri kromozom haritasında gösteriniz. Yani bir çizgi üzerinde arkadaşlar. Biz bunların birbirine yakınlık derecesini göstereceğiz. Şimdi bir kere şunu bilmemiz lazım. İki gen arasında crossing over oranı ne kadar fazlaysa o iki gen birbirine o kadar yakın, şey, o kadar uzaktır demektir. Tamam mı? Crossing over ihtimali arttıkça genler birbirinden uzaklaşır. Ya da şöyle diyelim. Genler birbirinden uzaklaştıkça crossing over ihtimali artar diyoruz arkadaşlar. X ile T arasında %50 imiş. O zaman X ile T. Mesela şuraya X dersek T nedir? Bunun hemen %50 uzanda. T ile S arasındaki crossing over da %50 imiş. O zaman S'yi de buraya yazabilir miyim? Evet. X ile R arasında %20 R ile T arasında da %30'muş. Şimdi X ile R'yi düşüneceğim. Bir de R ile T'yi düşüneceğim. Zaten ikisi arasında olacak. O zaman %30 olduğuna göre R ile T birbirinden daha uzaktır. X ile R birbirine daha yakındır. O zaman R'yi ben şöyle bir yere yazabilirim. İşte şıklarda böyle bir şey bulacağız arkadaşlar. Bu bizim kromozom haritamızdır. Gelelim 13. sorumuza. Renk körlüğü bakımından annenin homozigot normal, babanın renk körü olması durumunda oluşacak F1 döllerinin genotipleri ve fenotipleri nasıl olur? Hemen yazalım. Şimdi renk körlüğü bakımından annenin homozigot normalmiş. O zaman X üzeri büyük R, X üzeri büyük R homozigot dediği renk körlüğü X'e bağlı olarak kalıtılan, çekinik olarak kalıtılan bir hastalıktır. Çarpı dedik baba da renk körüymüş. O zaman x üzeri küçük r y diyeceğiz. Çaprazladığımız zaman ne olacak? x üzeri büyük r x üzeri küçük r x üzeri büyük r y. Zaten bu aynı olduğu için hemen bunu katmıyorum arkadaşlar. Ne olacak? Bütün çocuklar bir kere sağlam olur. Renk körü olmaz. Sadece kız çocuğunda taşıyıcılık görülür arkadaşlar ama ikisi de birbirinden sağlam olacak. Evet test sorularımıza geldik. 20. soruya kadar çözelim bu videoyu bitirelim. 2 videoda çözmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Geriye kalanları da diğer videomuzda çözeriz. Diyor ki: Aşağıdaki soy ağaçlarının hangisinde kalıtılan çekinik özellik X kromozomu üzerinde taşınıyor olamaz? Şimdi bakalım. Hangisinde diyor X kromozomu da taşınıyor olamaz. Şimdi buraya baktığımız zaman bir kere X üzeri küçük r dedim. Biraz daha yakınlaştırayım şöyle. X üzeri küçük r dedim. X üzeri küçük r'yi ry annesinden almış olabilir mi? olabilir. annesi de X üzeri büyük R olarak herhangi bir şey taşımıyor olabilirdim. Yani hastalığı taşımıyor olabilir. Dolayısıyla A şıkkı olur. Şimdi B şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar B şıkkında da zaten hepsinde bakın dikkat ederseniz taralı. Dolayısıyla bütün genler anneden babadan çocuklara geçmiştir. O yüzden burada da sıkıntı yok. C şıkkına gelelim. C şıkkında kız çocuğuna baktığımız zaman X üzeri küçük r X üzeri küçük r erkek çocuğuna baktığımızda X üzeri küçük r Y yine babaya baktığımızda X üzeri küçük r Y şimdi kız çocuğu küçük r'lerden birini annesinden almıştır diğerini babasından almıştır anne de heterozigot olduğu için taralı değildir dolayısıyla C şıkkı da sağladı D şıkkına bakıyorum Anne nedir? X üzeri küçük r X üzeri küçük r'dir. Erkek çocuk X üzeri küçük r Y Babası x üzeri büyük r y arkadaşlar. Kız çocuk da nedir? Babasından büyük r'yi alır. Annesinden küçük r'yi alır. Burada da herhangi bir sıkıntı çıkmadı olur. Şimdi e şıkkına baktığımızda. Bakın e şıkkında kız çocuk x üzeri küçük r x üzeri küçük r değil mi? Burada küçük r'lerin yan yana gelmesi için birini annesinden aldı. Annesi zaten taralı bu hastalığa sahip. Yeni buradan alabilir. Ama şuraya babaya baktığımız zaman Babada da küçük r'nin bulunması lazım. Yani babanın genotipinin X üzeri küçük r Y olması lazım ki kız çocuk hasta olabilsin. Ama burada babayı taralı göstermemiş. Taralı göstermesi gerekiyordu. Zaten erkeklerde iki ihtimal var. Ya hasta olurlar ya sağlam olurlar. E burada kız çocuğuna bu geni geçebilmesi için babada da bulunması lazım. Babayı taralı göstermediği için bu özellik X kromozomla bağlı çekinik kalıtılamaz diyoruz. Geçelim diğer sorumuza. Diyor ki aşağıda bir bezelye dölüne ait genetik çaprazlama verilmiştir. P dölünü vermiş, birinci kuşağı vermiş, sarı tohumlu, yeşil tohumlu çaprazlamış. Diyor ki buna göre birinci kuşak kendi arasında kendiyle çaprazlanacak olursa elde edilecek yavru döllerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir. Bakalım. Şimdi biz birinci kuşağı kendi arasında çaprazlayacağız yani büyük ye küçük ye büyük ye küçük ye yapacağız ne olur büyük ye büyük ye. Büyük ye, ye büyük ye küçük ye büyük ye küçük ye küçük ye küçük ye olur bununla ilgili soru diyor ki yavruların hepsi yeşil renkli tohuma sahip olacaktır. Hayır arkadaşlar yavruların 3 bölü 4'ü sarı renkli 1 bölü 4'ü de nedir yeşil renklidir bu yanlış. Yavrular arasında arı döle rastlanmaz demiş. Hayır, arı döl neydi? Saf yani ya büyük ye büyük ye ya da küçük ye küçük ye olanlar yanlış rastlanıyor. Yavruların çoğu yeşil renkli tohuma sahip olacaktır. Hayır çoğu nedir? Sarı renkli tohuma sahiptir. Bu da yanlış. Yavruların melez olma olasılığı sarı renkli tohuma sahip olma olasılığından daha düşükmüş. Melez olma olasılığı ne? 2 bölü 4. Sarı renkli olma olasılığı ne? 3 bölü 4. O zaman melez olma olasılığı sarı renkli olma olasılığından daha düşük. Evet doğrudur. Yeşil renkli tohuma sahip olacak yavruların oranının 1 bölü 2 olması beklenir. Hayır 1 bölü 2 değil yeşil renkler 1 bölü 4. Bu da yanlıştır. Cevabımız değişik olacak. 16. sorumuz. İnsanlarda X kromozomu üzerindeki baskın bir genle kalıtılan bir özellikle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi X kromozomu üzerinde baskın. Eğer X kromozomunda baskınsa arkadaşlar, dişiler sağlam olabilmesi için dişilerin X üzeri küçük r X üzeri küçük r olması lazım. Diğer türlü X üzeri büyük r X üzeri büyük r de olsa, X üzeri büyük r küçük r de olsa ne olacak? Hasta olacaklar. Bakalım ya hasta dediğim bu özellik görülecek. Diyor ki: "Bu özellik yavrulara sadece anneleri tarafından aktarılır." Hayır, babaları da sonuçta X kromozomu taşıyor. Dolayısıyla sadece anneleri tarafından aktarılmaz. Bu özelliği gösteren dişi bireyler iki farklı genotipe sahip olabilirler. Evet dikkat ederseniz iki farklı genotip ortaya çıktı doğru. Bu özelliğe sahip olan bir dişi bireyin çekinik özelliği gösteren bir çocuğunun olma olasılığı yoktur demiş. Hayır çekinik özelliği gösteren çocuğun olma olasılığı var. Çünkü bakın x üzeri küçük r'yi taşıyıp da bu özelliğe sahip olabilir. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cevabımız bursa şıkkı olacak. 17. sorumuz. İnsanlarda renk körlüğü X kromozomu üzerindeki çekinik bir alelle kalıtılmaktadır diyor. Şeklinde olan ebeveynlerin birer erkek çocuklarının renk körü olduğu bilinmektedir. Şimdi erkek çocuklarının birer tanesi renk körü ise X kromozomunu erkek çocukları kimden alıyor? Annelerinden. O zaman buradaki dişiler nedir? Hepsi, bunlar arkadaşlar heterozigottur. X üzeri büyük R, X üzeri küçük R'dir. Bu zaten nedir? X üzeri küçük R, X üzeri küçük R. Diyor ki buna göre bu ebeveynlerden hangilerinin renk körü bir kız çocuğuna? Kız çocuğunun renk körü olabilmesi için X üzeri küçük R, küçük R olması lazım. E, birini annesinden alacak, diğerini kimden alacak? Babadan. Burada önemli olan baba. Babaya bakıyorum. Buradan hangilerinde, hangisinde ya da x üzeri küçük r geli var. Hangi babada var? 2 numaralı babada var değil mi sadece? O zaman cevabımız ne olur? Yalnız 2 olur. Kız çocukla ilgili bir soru soruyorsa x kromozomuna bağlı genellikle babadan yola çıkarak yapın arkadaşlar. Eğer baba e, bu özelliği taşıyorsa kız çocuğuna da bu özelliği aktarır. Yani şöyle düşünün. Bir kız çocuğunun x üzeri yani X'e bağlı çekinik bir özelliği gösterebilmesi için babasının da bu özelliği göstermesi lazım. Bunu kesinlikle unutmayın. 18. soru. Bu da 2017 YGS sorusu. Derste kalıtım ilkeleri ünitesini işleyen bir biyoloji öğretmeni insanlarda saç biçimi karakterinin otozomal olarak kalıtıldığını ve kıvırcık saç özelliğinin düz saç özelliğine baskın olduğunu anlatıyor. Öğrencilerine aşağıdaki tabloyu vererek kendi ailelerinin soy ağacını çizip her bireye ait olası genotipleri yazmalarını istiyor. Buna göre farklı öğrencilerin çizmiş olduğu aşağıdaki soy ağaçlarından hangisinde olası genotiplerden bir tanesi eksik yazılmıştır. Şimdi burada hepsine teker teker bakacağız. Şimdi burada bakın küçük el küçük yani düz saç özelliğine sahip bir birey var. Düz saç özelliğinin bir araya gelmesi için yani oluşabilmesi için Birini anneden birini babadan alması lazım. Anne baba heterozigot. Sıkıntı yok. İkinci çocukta ne olur? Ya büyük A büyük A ya da büyük A küçük A olur. Herhangi bir sıkıntı yok burada. B'ye bakıyorum. Yine küçük A'lar yan yana gelmiş. Bakın burada kız çocuğunda küçük A'yı göstermiş. Burada erkek çocuğunda. zaman kalıtımda kız çocuk erkek çocuk ayrımı yok. Aslında bu soy ağacı A şıkkıyla aynı. O yüzden burada da aynı durum geçerlidir arkadaşlar. C şıkkına baktığım zaman Şimdi C şıkkında bakın şu baba neymiş? Düz saçlıymış. Yani küçük a küçük a. Bu baba bütün çocuklarına küçük a verir mi? Verir. E bunlar da kıvırcık olduğu için hepsini olmak zorunda heterozigot. E anneden de büyük A gelecek. Anne ya büyük A büyük a'ya sahip ya da küçük a küçük, büyük a'ya sahiptir. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Hepsini yazmış. D şıkkına baktığım zaman D şıkkında bakın küçük a'lar yan yana gelmişler değil mi? Buraya da yazmış zaten küçük a küçük a diye. Ee, burada biri anneden, biri babadan geliyor. Baba da heterozigot olmak zorunda mecburen. Dolayısıyla burada da sıkıntı yok. E şıkkına bakıyorum. Şimdi E şıkkında küçük a'yı zaten çocuğuna vermiş. Yanına da büyük a gelmiş. Bu çocuk ne olmuş? Heterozigot olmuş, kıvırcık saçlı olmuş. Burada sıkıntı olan baba. Neden baba? Çünkü tamam babanın heterozigot olma ihtimalini yazmış ama baba homozigot da olabilir arkadaşlar. Yani şuradaki ihtimal C şıkkındaki ihtimal E şıkkı için de geçerlidir. O yüzden burada yanlış olan şıkkımız ne hangisidir? E şıkkı eksik olan genotip büyük A büyük A genotipi bunu yazmamış cevabımız E şıkkı olur. 19. soru 2019 TET sorusu. Diyor ki renk körlüğü X kromozomu üzerindeki çekinik bir alel tarafından kalıtılan bir hastalıktır. Yukarıdaki soy ağacında soru işaretiyle gösterilen bireyin renk kör olmalısılığı nedir? Bakalım. Şimdi burada bakın renk körlüğü zaten erkek çocuğa baktığımız zaman ya da şöyle diyelim baba diyelim burada. Babaya baktığımız zaman baba ne olacak? X üzeri küçük R Y. Babayı zaten yazdık. Burada bizim için önemli olan kız çocuğu. Şimdi kız çocuğu babasından ne alacak arkadaşlar? X üzeri büyük R'yi alacak. Annesinden ne aldığı önemli burada. Şimdi anneye baktığımız zaman anne bu erkek çocuğa küçük reyi vermiş mi? Vermiş. O zaman anne küçük reyi taşıyor mu? Taşıyor. Peki anne bu kız çocuğuna ya x üzeri büyük reyi verir ya da x üzeri küçük reyi verir. Dolayısıyla ben burada 1 bölü 2 yazarım. Çünkü bunun gelme ihtimali ya da bunun gelme ihtimali var. Çarpı dedim. Sonra burayı heterozigot olarak düşüneceğim. Çünkü bize hasta olma olasılığını soruyor zaten. Burayı heterozigot yaptık. X üzeri küçük R. Çaprazladığımız zaman ne olur? Yazalım şuraya. X üzeri büyük R. X üzeri küçük R. X üzeri büyük R. Y. X üzeri küçük R. X üzeri küçük R. X üzeri küçük R. Y. Şimdi burada hasta olma ihtimalini soruyor. Dolayısıyla hasta olma ihtimali nedir? 2 bölü 4. 2 bölü 4 dedik. Bu ikiler birbirini götürür. Cevabımız ne olacak? 1 bölü 4 olacak. Bu tür sorularda şuradaki ihtimali katmayı unutmayın arkadaşlar. Genelde buradaki ihtimali katmadığımız zamanlarda yanlış yapabiliyoruz. Gelelim. Evet çıkmış soruları da çözdük. Burada bitirelim videomuzu. Sonraki videoda geriye kalan tüm soruları çözeceğim arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.